Mare, nasıl görüyordun? Söyleme. Sen uyandın mı? Kalktım ya. Sen de yorulmuşsundur. Hadi gel de kahvaltı edelim. Yok, ben aç değilim. Böyle iyi. Olur mu canım hiç? Gel hadi. Hem ısınırsın hem de birkaç lokma bir şey gider gırtlağına. Ya Güllü ne der? Sen bizim için sabaha kadar nöbet tuttun Cemşir. Güllü ne diyecek ki? Hadi gel. İyi madem. Kabah. Kapat ağzını, kapat. Sinek girmesin. Sen bana bak hele. Senden var. Aklın gel git. Aşık mı oldun lan yoksa? Aşkın susuz bağında pınar oldum çağlarım. Ceylan oldum dağlarda. Gezer gezer ağlarım efendim. Efendim? Ceylan mı? Nerede? Aşık olmuş bu. He. Oldum işte. Kime kime? Bir güzelin aşığıyım Erenler. Onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde kumdan kuma vurur el beni. Gülüzar hanımefendiye. O da bana sevdalıymış. Rüyamda söyledi. Lan yürü kalk git, dellendirme beni. Gülizar seninle ne işi olur ki oğlum? Neden? Hem salim hem alim, akıllı bir adamım. Şu koskoca Adana'da benim gibi biri karşıma çıkacaksa acep şaşarım. Allah'tan yok. Yani şimdi Hafız Efendi. Siz burada tenekede, o orada çiftlikte, gözden uzak olan Gönülcan olan ya Ramazan, hadi kalk. Lafa dalma, çiftliğe gideceğiz daha. Çiftliğe mi gideceksiniz? He, olanları biliyorsun ya, bir Güllü'yü görem dedim. Yenge, ben de gelebilir miyim? Ben de geleyim. Belki Gülizar hanımefendiyle karşılaşır, az biraz hasbihal ederim. Olmaz. Ben Pakize'mi Güllü'yle görüştürüp geleceğim. Senin ne işin var Çittik'te? Gelem, gelem, ben de gelem. Hem yürüyüş yaparım, benim için az biraz jimnastik olur. Değil. Olabilir. Ama bir şartla. Olur, neyse elimden gelen yaparım. Benimle beraber akşamleyin meyhaneye geleceksin. Kebap yapacaksın. Millet de barnağını yiyecek. İster gel, ister gelme. Kalk gidelim bak. Ya, olur. Anlaştık. Ey tamam. Gülizar. Hadi Cemşir yesene. Hadi hadi peynir de al hadi. Hadi. Ye. Hadi. Aa. Günaydın kızım. Günaydın ana. Baban sabaha kadar uyumadı. Nöbet tuttu dışarıda. Ben de içeriye buyur ettim. İki lohma bir şey yesin, sıcak bir çay içsin diye. İyi yaptın. Ne kadar büyümüş, kurban oldum ha mi? Ana.
Ben karakola kadar gidiyorum. Jandarmaya bir şey var mı diye soracağım. Sen Ali'ye göz kulak olursun. Ay olmam, olmam olur be. Kızım, o dürzü yakalanmadıysa bir müddet daha burada kalsam, ha? Gerek yok. Yeterince nöbetçimiz var. İyi, sen bilirsin ama benim içime hiç sinmeyecek. Hadi size afiyet olsun. Güle güle kızım. Hadi ye, ye hadi. Cemşir'de. Akşam çiftliğe gitti. Daha hala da dönmedi. Artık ne olduysa. Orada kaldığı besbelli. Ne olmuş kaldıysa? Çiftliğe kazık çakacak hali yok herhalde, değil mi? Orası hiç belli olmaz. Çakar mı çakar. Yarın öbür gün çiftliğe de kurulur. Çiftçi başı neyim olursa da hiç şaşma. Ya sen bir düşün önce, bir düşün, düşün. Güllü hiç Cemşir'i çiftçi başı yapar mı? Sen öyle diyorsun ama geçenlerde mahalleye varıp herkeşlerin önünde babasından özür dilemedi mi? Bebesini kucağına vermedi mi? Cemşir, yarın çiftliğe senin yerine kurulursa sen de aptallığına doyma. Ya sen de şimdi çiftçi başı olmayı böyle çok matah bir şeymiş gibi anlatıyorsun. O kadar meraklıysa alsın başına belayı. Hem var ya artık beni hiç alakadar etmiyor. Biz ne olacağız peki? Mahalleli tefe koyup çalıyor arkamızdan. Haberin var mı? Kimselerin yüzüne bakamıyorum. Neler neler konuşuyorlar arkamızdan, bilin mi? Ne konuşuyorlar? Çitliğe giderken havalarından yanlarına varılmadı diye konuşuyorlar. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu diye konuşuyorlar. Çiftçibaşı Reşit oldu çırak Reşit diye konuşuyorlar. Daha sayayım mı ha? Aman sayma sayma. İstemez. Bir sürü işsiz güçsüz el alem orada konuşup duruyor. Bize ne? Ne derlerse desinler. Hem var ya hepsi görecek. Berber Reşit kimmiş? Sen de göreceksin sen de. Kalk bir çay koy. Hah. Yasin ağa. Söyle bakalım sen ne diyorsun bu işe ya? Hangi işe? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.